Cluster'ın temelleri 1920 yılında kurulan Elazığ Ticaret Odası kurucuları Fehmi Şedele ve Hamdi Şedele kardeşlere dayanır. Cluster, Türkiye'nin ilk lastik koruyucusu zincir fabrikası olarak 1979 yılında faaliyete geçip Balkanların ve Orta Doğu'nun ilk ve en büyük üreticisi haline gelmiştir. Cluster, madencilik ve taş mermer ocakçılığı, tünel, yol ve baraj inşaatları, demir çelik fabrikaları, cam fabrikaları, çöp geri dönüşüm tesisleri, karla mücadele gibi farklı sektörlere hizmet veren firmalara yönelik üretim yapmaktadır. Cluster olarak yani koruyucu zincir üretimi 32 yılda girdi. Kuruluş 70'li yılların sonunda yani dünyada lastik koruyucu zincir 1970'lerde başlıyor. O yıllardan önce paletli makineler taş ocaklarında, maden ocaklarında çalışıyordu. 70'li yılların ortasında lastik sıkıntısı, büyük lastiklerin olmaması ve bu zincirin piyasaya girmesi ve üretimine başlıyor. Biz de Avrupa'dan üretime tam geçtikten sonra 4-5 sene sonra biz de Türkiye'de araştırmalarımızı yapıp bu işe girdik. Tabii o yıllarda bayağı zorluklar vardı. Çelik sorunu vardı, işçilik sorunu vardı ve el işçiliğiyle yaparak üretimde muvaffak oldu. O yıldan bu yıla kadar Türkiye'ye bir sektör kazandırmış oldu. Lastik koruyucu zincir olarak. Türkiye'de üretilmesi ve geliştirmesi bana ait. Bunun yanında biz Lastik olarak, Hüseyin Şedel olarak yeni ürünler de ekledik. Yani bizim de kendi üretimimiz ve kendimize has ihtira berat olan yahut da kendi icatımız olan zincirlerimiz de mevcut. Ve her geçen gün ürün yelpazemizi değiştirerek ve çoğaltarak bugünlere geldik. İşte Rusya'dan Afrika'ya kadar, Johannesburg'a kadar, İran, Irak, her tarafa 52 ülkeye Türk malı, Türk zinciri göndermenin gururunu yaşıyorum. Hüseyin Hamdi Şedele konuşmasında ikinci ve üçüncü kuşakların sanayiciler için büyük bir varlık olduğunu ifade etti. İşin en güzeli, en sevindirici olay arkadan ikinci kuşak, üçüncü kuşağın gelmesi, onu hayattayken görmek sanayicinin en güzel, en büyük varlığı. İkinci neslin devletten beklediği çok şeyler olabilir. Bizler yani o geçmiş yılları yaşadığımız için bugünleri çok iyi görüyorum. Yani gerçi burada söylemem gerek, teşekkür etmem gerek. Bir konu üzerine o zamanın Sayın Bakanı Kürşat Tüzmen bizzat ilgilenip bize yardımcı olmuştu. Ürünümüzün kalitesini belirtmek için. Bundan önceki yıllarda bunları görmek çok zordu. Sizin aracılığınızla Sayın Kürşat Tüzmen'e tekrar tekrar teşekkür ederim. Sanayicilerin arkasında bürokratlarımız, genel müdürlerimiz, bakanlarımız oldukça Türk sanayisi dünyada en iyi yere gideceğine inanıyorum. Firma Genel Müdürü aynı zamanda Hadımköy Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şedele ise firmanın çalışmalarına değindi. Şirketimiz 1978 yılında kurulmuş aile şirketi. Öncelikle iş makineleri için lastik koruyucu zincir üretiyoruz. Bunun yanında otomobil, kamyonet grubu için kar, patinaj zincirleri üretiyoruz. Çok ağır şartlarda yani yer altında, kayaların üstünde, ateşlerin içinde, kesici, aşındırıcı zeminlerde çalışan iş makinelerinin çok pahalı. Yani çok değerli lastiklerini korumak amaçlı. Artı makinenin performansını, çekme, koparma, çalışma kuvvetini arttırmasını sağlayan bir aksesuar bu. Yani lastik asfaltta gitmesi için tasarlanmış kavuşuk bir ürün. Ama biz aynı lastiğin büyük boyutlarını düşünün bir bakır ocağında da kullanıyoruz. Tabii bu kavuşuk
dayanamayacağı için bunu biz zincirle, çelik zincirle kaplayarak korunmasını, çalışmasını sağlıyoruz. İstanbul Hadımköy'deki Las Zırh ve Ankara Kırıkkale'deki Şedele üretim tesislerinde özel ham maddeden lastik koruyucu zincire, dövme, kumlama, kaynak, kalıphane, ısıl işlem, kalite kontrol, boyama ve ambalaj gibi bölümleri bulunmaktadır. Biz şu an yurt dışından özel olarak döktürdüğümüz mangan, krom, molibden alışımlı özel sementasyon çelikleri kullanıyoruz. Bunları kendi fabrikamızda sıcak dövmeyle şekillendirip kaynaklarını yapıp ısıl işlem banyolarında sertleştirip kullanıma hazır hale getiriyoruz. ŞDL markasıyla çalışıyoruz. ŞDL aynı zamanda bizim Kırıkkale'deki kardeş ikinci firmamızın ismi. İstanbul'da 10.000 metrekare içinde yaklaşık 5.000 metrekare kapalı alan imalatımızın yanı sıra bir de Ankara, Kırıkkale organize sanayi bölgesinde bir bu kadar daha yerde yine aynı şekilde dövme, kaynak, ısıl işlem, patinaj, zincir grubuyla imalatımız devam ediyor. Yaklaşık 2 tesiste 150 kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Dünyanın 5 kıtasında bulunan 52-53 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların arasında Vietnam, Hindistan, Şili gibi enteresan, hatta son ihracatımız Madagaskar gibi enteresan pazarlar oluyor. Biz yılda bir fabrikamızda 2000, diğer fabrikamızda da 1500-1600 ton kadar çelik işliyoruz. Bizim için tabii temel kriter ağırlık oluyor. Gerçi ürünlerimiz adet olarak görünse de biz daha çok kilogram bazında hesaplıyoruz. Ve bir ürünümüzün zaman zaman 5 tona kadar çıktığı oluyor. Bir ürün 5 tona kadar çıktı. Bunu 2 paket halinde sevk edip yerinde montaj yaptığımız durumlar da oluyor. Bizim ürünümüz tabii özel bir ürün. Bu ürünün montajı bize ait. Biz bu ürünü teslim ettiğimiz zaman makineye kurulumunu biz yapıyoruz. Dolayısıyla bunun için Denizli'de, Ege ve Akdeniz bölgesi, Ankara, İvedik'te İç Anadolu bölgesi ve Diyarbakır'da da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hitap eden bölge müdürlüklerimiz var. En geç 24 saat içinde Türkiye'nin her yerine ulaşıyoruz. Enteresan bir uygulamamız var şimdi. Bu ilk kurulumu dünyanın her yerine yapıyoruz artık. Bizden belli şartlarla, belli miktarlarda alışveriş yapan firmalarımıza, müşterilerimize, dünyanın neresinde olursa olsun ilk kurulumu ücretsiz biz yapıyoruz ki bugüne kadar mesela Kore'de yaptık, Peru'da yaptık, önümüzdeki hafta arkadaşımız İsveç'e gidecek, İsveç'te yapacak, Ukrayna'da yaptık, Cezayir'de yaptık. Bir dünya markası olan Laster, bundan sonra da yurt dışında daha geniş kapsamlı bir şirket olmayı hedefliyor. Laster bugün bir dünya markası. Bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir şirket kurulum sürecindeyiz. Orada yerinde stok, yerinde lojistik ve yerinde servis montaj hizmeti yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle Kazakistan'la ilgili bazı projelerimiz var. Yine yetişemediğimiz Güney Amerika, Şili'de bir lojistik üssü, oradan anında teslimat gibi daha global, daha uluslararası bir boyuta geçmeyi planlıyoruz. Üretimde sorunumuz yok çok şükür ama dünya o kadar büyük ki biz şu an 52 ülkeye gidiyoruz ama daha 20'miş, daha 150 küsur ülke var. Daha global, daha geniş kapsamlı, dünyaya daha entegre olmuş bir şirket olmak hedefindeyiz. Fatih Şedele programımız aracılığıyla Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi. Öncelikle içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemine ve tüm dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Aynı şekilde gelecek Ramazan bayramının da mübarek olmasını dilerim herkese. Ve gelişmelerin özellikle ülkemizde hem ekonomik, hem sosyal, hem demokratik olarak gelişmelerin çok iyi yönde olduğunu düşünüyoruz. Çok daha iyi gidecek inşallah her şey. Hem firmamız hem de ülkemiz için çok güzel günler bizi beklediğini düşünüyorum.